De ufak bir spor gazlaması yapalım mı? Mesela 60 ile gidiyorum. Çok rahat, 5'te geldim yani. Gel bakalım. Vallahi 160'la geldim. 170 daha dönüyorum. 180 dönüyorum. Gayet başarılı bir amortisörlerin içi. 190'da da virajdan çıktım. Herkese selam, günaydın diyorum çünkü yine benim için erken bir saat. Biliyorsunuz ki bir Triumph'ımız var arkamızda, onu da işte şöyle göstereyim. Tiger 1200'de beraberiz. İncelemesini çekeceğiz, yapacağız, edeceğiz. Çok fazla sizden soru gelmeye başladı. İnanın bu kadar, bu motorla ilgili bu kadar soru alacağımı işin açığı ben pek tahmin etmiyordum. Demek ki beğeniyormuşsunuz. Tabii ki şaftlı olması, yeni olması, böyle bir herkesin gözünde bir şey var, merakı var motorun. O yüzden ben de sorularınızı cevaplamak istiyorum ama böyle detaylı incelemeyi yapmadan, ben de daha böyle motora yeni yeni alışıyorken dedim ki bir şey yapalım. Binelim, vlog çekelim. Göstereyim size makineyi ama kanala abone değilseniz şuradan abone olmayın. Bak, yeni bir makine tanıtıyorum size. Bu Türkiye'de tek olabilir. Evet, makina böyle arkadaşlar. Şöyle 1200 cc bir bloğumuz var. Hemen böyle spor ve egzozumuz var. Şöyle göstereyim motoru. Arkada böyle bir su sıyırıcımız var. Ön tarafında neler var? Böyle iri kocaman bir ekranımız var arkadaşlar. Burada bir sürü menülerde gezebiliyorsunuz. Bir sürü şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle menü gidip geliyor. Menü biraz donuyor yalnız. Keliz Gobi depomuz var. Tuş takımımız gayet güzel. LG kısıtmamız var. Bu GT Pro modeli ve deposu 20'lik olan model arkadaşlar bu. Tabii ki GT Pro ile neler geliyor? Şöyle görmüş olduğunuz sis farları birlikte geliyor. Böyle gündüz farları falan yanıyor motorun böyle. İner kalkar bir camı var. Bu çelik jantlı modeli arkadaşlar. Ama aşağıda çalışanları size göstermek istiyorum. Enfes tutan bir Brembo takımları var. Ayaklık falan güzel. Yani Triumph'tan bildiğiniz. Tabii ki bu motorun merak edilen olayı şaftı göstermek istiyorum. Şaftlı diye birçok kişi bu motoru tercih edecektir. Burada amortisör için yağ rezervuarı var. Elektronik amortisörler var. Ve selesi gerçekten çok rahat. Yani şu yumurta aynaları var. Benim sevmediğim aynalar. Neyse, bir yola çıkalım. İşe gidelim. İşte de size birkaç tane detaylarını yaparız. Motor bu. Malzeme bu. O zaman ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz. Yorum yazıyorsunuz. Kanala şuradan abone oluyorsunuz. Ben de şimdi giyiniyorum. Yola çıkıyorum. Bakalım yolda motor neler yapıyor. Hadi bakalım. A few moments later. Bu arada motorun oturuş ergonomisi inanılmaz güzel. Yani çok güzel ve dik bir şekilde oturuyorsunuz. En azından benim için böyle olduğunu söyleyebilirim. Ben oturum pozisyonunu beğendim. Yani böyle baktığınız zaman önde şu deposu falan böyle, evet, motor biraz böyle dolu dolu duruyor ki hatta bunun 20 litrelik olduğunu söyleyebilirim. Bunun bir de 30 litresi var biliyorsunuz. Bugün Serkan sonunda motorunu almaya gidiyor. Akşama da bir tane siyah GT Explorer, GT Pro Explorer gelecek. Bunun ondan farkı ne arkadaşlar? Bunda 20 litre depo var ve bunda kör nokta uyarı sistemi yok. Yumurta aynalar var. Benim sevmediğim aynalar var bunda. Böyle camı çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar ama biraz daha büyük bir cam isterdim açıkçası. Camın biraz yetersiz kaldığını söylemeliyim. Buraya böyle bir aksesuar cam yaparsanız, eğer motoru satın alırsanız. Motorun birkaç modu var arkadaşlar. Onları da size buradan göstermek isterim. Burada M tuşu var. Basıyoruz. Road var. Sport var. Rider var. Bunu kendinize göre ayarlıyorsunuz. Tabii ki Rain var. Hadi birazcık Sport'a alalım. Close throttle to confirm diyor. Hani gaz kolunu kapat. Kabul etmek için okey. Ekran güzel, büyük ve okunaklı. Bu anlamda ekrana diyecek hiçbir lafım yok. Fakat ekrana şurada diyecek bir lafım var. Abi neden kasıyorsun? 2022 Triumph'sın sen. Bu kadar kasamazsın bak. Gördün mü? İbre böyle bir akışkan değil. Sayaç güzel sayıyor ama devir saatindeki akışkanlık. Şöyle göstereyim. Bak, menünün içinde gezerken bir hafiften böyle bir kasma var. Yani bunları biraz gidermemiz lazım. Bunlar belki bir yazılımla düzelebilir diye düşünüyorum ama frenleri göstereyim derken uçacaktım üstünden. Frenler falan çok başarılı. Öyle ufak bir sport gazlaması yapalım mı? Mesela 60 ile gidiyorum.
Yani abi gidiyor mu ya bu falan diyenleri duyar gibiydim. Bu onlara ithafen olsun. Gidiyor arkadaşlar. Birazdan tekrar bir deneriz. Güzel gidiyor yani hem de. GS'den iyi gittiğini kesinlikle söyleyebilirim. GS'den performansı yüksek. En çok GS'le kıyaslamamı isteyenler oldu. Bir de şöyle bir şey geliyor benim başıma bu motorda, ama bu konuştuğuma göre sıkılabiliyormuş, biraz gevşekmiş. Ben çekiyorum camı, böyle çukurlara falan girersen böyle bir ince ince iniyor aşağıya kendiliğinden. Hadi geçin bakalım. Geçmek isteyenler geçti. Evet. Günaydın, günaydın. Hepinize günaydın arkadaşlar. Herkes işe gidiyor, ne güzel. Ben de gidiyorum. İşe motorla gidiyorsanız eğlenirsiniz. Kapalı kutu arabalarda giderseniz çok eğlenemezsiniz. Trafiğe takılırsınız falan filan. O yüzden biz motorcular biraz daha iyiyiz arkadaşlar. Burada bir tuş sayesinde isterseniz normal far sis modu geçebilirsiniz. Ben öyle geziyorum. Ya da böyle kocaman bir gündüz farı var motorun önünde. Çok tatlı ve yakışıklı gösteriyor motoru. Böyle boyası güzel, beyaz. Hani böyle zabıta motoru beyazı değil arkadaşlar. Simli bir kırık bir beyazı var. Ve bu da böyle motorun yanına geldikçe böyle fark ettiriyor. Yani rengi bu anlamda güzel. Siyahı var motorun. Mavisi var. Sesi de fena değil. Fakat sesi böyle klasik Triumph'ın 3 silindirli böyle hani yarış motoru sesini arıyorsanız bu o değil. Bu daha farklı çalışıyor. Abi aynalardan hiç görmüyor beni şu an. Kollarıyla aynaları kapattığı için. Heh, şimdi beni fark etti. Frenlere bak abi, çok güzel. Yani gazlamasyon ve frenaj müthiş. Böyle bir makineye göre iyi uzuyor. Ha, burada şimdi mesela şeyi soracaksınız. Biliyorsunuz 1290 arımız vardı bir ara. O bundan iyi gidiyordu, kabul edelim. Ama bu da ondan konforlu kesinlikle. Yani KTM'nin selesi mübarek taş gibiydi. Bunun koltuğu GS koltuğuyla aynı diyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz GS'ler de vardı. Koltuk performansı anlamında bence gayet yeterli. Çok güzel konfor koltuğunun. Yani şöyle söyleyeyim ya, ben bunu alırım şaftlı, bu makine ağır mı öyle mi böyle mi dersen, bu makine arkadaşlar 150 beygir bir gücü var ve bence iyi gidiyor. Hani böyle trafikte her türlü hareketi de yaptırır size, öyle söyleyeyim. Şey de çok güzel. Hop, traction control. Lastikler, mezzeller var arkadaşlar üzerinde ki güzel tutuyor. Şurada trafik var, ben sağdan kaçacağım. Burada yine bir yol yapımımız var. Hiç bitmeyen yol çalışmaları. Bitmiyor. Rahat rahat süremiyor bu güzel insanlar. Ne yapalım? Abone değilseniz abone olalım mesela, öyle bir şey yapabilirsiniz. Bu yol için bir şey değiştirmez ama belki benim için çok şey değiştirir. Bak görüyor musunuz, aralardan geçmek de kolay yani, rahat bir motor. Günlük kullanıma gelir mi diyen soranlar oldu. Kesinlikle gelir arkadaşlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Günlük kullanımda motoru kullanmak isterseniz kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Goldwing'den sonra da böyle ufacık daracık ne kadar rahat geçiyorum her yerde. Gördün mü? Çat 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 geçiyorsun. Hop hop hop. Gördün mü? Bak kıvraklığa bak makinedeki. Size onu da göstermiş olayım. Valla bence gayet güzel. Zıt zıt zıt. Şu an amortisörlerim en yumuşakta. Tamam, yeterince gösterdim. Bence ben buradan kaçabilirim. Amortisörlerim şu an en yumuşakta arkadaşlar. Bunları sertleştirebiliyorsunuz. Elektronik amortisörler var tamamen. Ve gerçekten çok farklı bir karaktere bürünüyor motor şu an. Bak ne güzel dınk dınk dalıyor aşağıya değil mi? Mesela bak şimdi. Hafiften siz gidin anacığım. Ben de şuradan. Hah, teşekkür ederim. Bak şimdi buradan motorcycle'a geldik. Tıkladık. Dumping dedik. Dedik mi? Bak en konforttayım şu anda. Tık 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 tık. Sport. Göm. Gel geri. Dumping ayarlanıyor arkadaşlar şu an. Huu, bak ne kadar değişti makine. Isıracak gibi gidiyor yemin ederim sizi, var ya böyle. Ama dediğim gibi böyle çalışma prensibi sanki iki silindir bir motormuş gibi şu anda. Ama gidiyor namussuz be, hadi. Çok
çok rahat, 5'te geldim yani. Makine rodajda olduğu için çok sıkmayacağım arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, burada 2.32-2.40'lar konuşulabilir mi? Konuşulabilir diye düşünüyorum. Evet. Tiger, ne haber ya? Bu GT Pro'da sis farları, bu LG kısıtma, quick shifter olayları falan geliyor arkadaşlar. GT Pro dolu olan modeli oluyor. Bunun bir de GT'si var. Explorer'ı var. Explorer'da dediğim gibi depo 30 litreye bürünüyor ve kör nokta uyarı sistemleri geliyor aynalarda ekstra. Motorun önüne radar madar geliyor. Bunda o yok. İşin açığı, mesela Serkan onu aldı. Explorer GT Pro aldı. Gerek var mı radara? Ben radarlı motor kullandım. Diyeceksin ki şimdi Tolga, teknolojinin kötüsü mü olur? Olmaz abi, haklısın. Fakat şunu söyleyeyim. Yani eğer ki biliyorsunuz artık motor fiyatları maalesef çok yukarıda. O yukarıdaki, hani sürekli yukarıya yetişirseniz kıçınız yırtılır arkadaşlar. Onu da. Ha, durumu olan adam için bir şey demiyorum. O alsın tabii ki, dolusunu alsın, ama radarı çok kullanmayacaksınız motorda, size söyleyeyim. Ha, kullanacağınız yer gelecek ve şunu diyeceksiniz: bak radarı var, gördün mü? Şimdi buna basacağım ve öndeki arabayla gidecek falan. Yani 5 dakika sonra sıkılacaksınız tahminen. Üf yeter, şunu geçeyim falan. Radarı böyle kullanacaksınız. Yani bu %90 kitle için konuşuyorum. %10 kitle daha stabil. Bunu daha çok grup sürüşleri yapan insanlar birbirlerine motorlarını kitleyebilir. Onlara bir şey demiyorum. Ama benim gibi sıyrıklar bu olayı fazla sevmiyor. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Ha, kör nokta sistemi güzel. O iyi mi? Bu evet, bazen mesela dalgın oluyorsunuzdur. Ama aradaki de 55-60 bin liralık bir fark oluşuyor. Bunu da göze alın. Teknoloji tabii ki kullanmak çok güzel. Ama yani aynı kaliteyi 50-60 bin lira daha ucuza kullan. Hatta bunu da istiyor ya, bana LG kısıtma lazım değil. İşte sis farı da benim için pek önemli değil. Çünkü farları harika gösteriyor motorun, gerçekten gece sürüş olayında başarılı. Amortörlerim 7-8 bin devir bandında, arkada aynalar gidiyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Gel bakalım. Vallahi 160'la geldim. 170 daha dönüyorum. 180 dönüyorum. Gayet başarılı bir amortörlerin 290'la da virajdan çıktım. Yani stabil olduğunu söyleyebilirim umarım. İnme lan aşağı, gösterebilmişimdir. Arkadaşlar bu cam olayına çok takılmayın. İniyor ya işte, Triumph'ın camı iniyor demeyin. Ya ben de uyuz oluyorum şu an bu olaya. Ama bundan bir tane daha var siyahımız. Onda bu olay yok. Burada bir mekanizmanın sadece vidasının sıkılıp gerginleştirilmesi gerekiyormuş. Onu yaptıracağız. Ama şu an böyle mi böyle. Ha, ben biraz ekran hoşuma gidemiyor. Ekran çok hoşuma gitti ama ekranın donması... Yani o kalite hissiyatından sizi bir tık uzaklaştırıyor. Ama telefonunuzla, bluetooth'unuzla, intercom'unuzla işliyorsunuz. Buradan aramalarınızı falan cevaplayabiliyorsunuz. Ekran ikiye bölünüyor. Telefon geldiği zaman gibi gibi olayları da var. Arkam sakin, frenlere bak şimdi. 100. Wow! Ne güzel frenleri var ya. Ya burada aşağıdaki Brembo'lar gerçekten harika çalıştığını söyleyebilirim. Bir de 0-100 yapalım mı? Merhaba, günaydın. Yüz. Ya çabuk hızlanıyor ya. Wow. Gerçekten spor su. Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Bu motor şaftlı, yol endurosu, çelik jantlı olan modelinden için bahsediyorum. Ve sahibini eğlendirmeyi bilen bir alet olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Güzel. Burada koltuk ısıtma tuşum bile var arkadaşlar, lütfen yani. Keyless go olayı güzel, anahtarı yanınızda bulundurmuyorsunuz ve motordaki şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben şuna motor kullanırken önem veren bir insanım. Tuttuğunuz malzeme, gözlerinizle gördüğünüz malzeme kalitesinden bahsediyorum yani, şuralar. Gerçekten başarılı. Triumph'ın malzeme kalitesini seviyorum mesela, döküm işçiliği falan olsun. Kaliteli. Yani kendini belli ediyor, öyle söyleyeyim size. Bu arada da işe geldik. Yetenekli kıvrak bir arkadaş kendisi.
çıkıp viraj bile yapabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Umarım gösterebilmişimdir. Yani 200'de falan neredeyse viraja girdik az önce. Akıyordu maşallah kendisi. Ama sesi keşke, evet, böyle hani böyle biraz daha yol endurosu gibi hissettiriyor sesi kendisi size. Good mornings. Selamun aleyküm. Ben geldim. Baksana karşıdan duruşuna. Şu farlara falan bak abi. Görüyor musun farları? Tak 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 tak. Motor boştu mu, size şunu da göstereyim. Hatta bir modu var. Bunu tekrar kapatırsanız sislerle beraber selektör yapabiliyorsunuz. Görüyor musunuz karşıda böyle çat 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 çat. Deli edersiniz akşam adamı. Buradan tekrar böyle sislere dönebiliyorsunuz. Şöyle birkaç detayı tekrar böyle göstermek istiyorum size. Bak bak, kafaya bak, fara bak. Çok güzel sisler misler. Hani böyle motora biraz dışarıdan baktığınız zaman da böyle gagası falan yakışıklı bir alet ha. Bak. Kaliperleri görüyor musun? Brembo. Style ama canım benim, ne güzel tutuyorlar. 3 silindir. Yine işçilik güzel bak, görüyor musun? Güzel güzel inmiş. Altta böyle bir tane sakalımız var korusun diye. Böyle basak kalitelerini falan göstermek istiyorum arkadaşlar size. Aralarda böyle boşluklar falan var, gayet güzel. Bak adam vibrasyonu emsin diye aradaki şeyi görüyor musun bak. Çat çat sesleri falan. Elektronik amortisörler, bunları gördünüz. Arkada da yine tek pistonlu bir Brembo'muz var. Lastikleri merak edenler olmuş. Transmesserler arkadaşlar. Şöyle göstereyim deseninde. Çok güzel yol tuttuğunu gösterebilirim. Böyle bir stop lambası var. Bu stop lambasını böyle sevemedim. Arkası daha, burada bir tane radar koyuyorlar Explorer modellerinde. Şaftı maftı olması gerçekten çok güzel. Hani böyle nasıl diyeyim, zincir pisliğinden falan. Hadi gelin biraz da ekranı göstereyim. Böyle tuş takımını göstereyim. Burada cruise kontrolünüz, işte gündüz farınız, koltuk ısıtmanız, sisiniz, modları, aşağıda joystickle gezebileceğiniz bir tuş, elci kısıtmalar buradan açılıyor. Burada direksiyon kitleme, dörtlü, işte motor aktif etme. Bu da home tuşu var arkadaşlar. Yani böyle biraz şurada gezdirecek olursam sizi, buradan işte motorun amortisörlerini, soğumasını falan ayarlıyorsunuz. Bir üste geçiyorsunuz, burada ışıklar, işte teması, dili, sağ işte isimleri, shift ışıkları gibi gibi. Buradan trip setleriniz var. Trip setlerine girelim, trip diyelim. Mesela bak, 200 kilometre olmuşuz. Buradan resetleyebiliyorsunuz bunları. Böyle olayları var. Fuel statüsü var. Mesela ne yakıyormuşuz? Hadi gelin hep beraber bakalım. Ben 6.7 litre yakmışım arkadaşlar bu motorla. Bence gayet normal çünkü gazlıyorum arada. Burada da Bluetooth ayarlarınız var ki Bluetooth'ta neler yapabildiğini görün. Navigasyonu Bluetooth'la bağlayabiliyorsun. GoPro'nuzu bile bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece biraz ekran kasıyor. Benim demek istediğim o, böyle elektronik amortisörler var şurada. Yani vlog için şimdilik bu kadar olsun diyelim. Ne diyelim? İşe geldik zaten. Bir işe başlamamız lazım. İşlerimizi halledelim. Çekimini de en kısa zamanda yapacağım Triumph'ın arkadaşlar. Böyle bir ön sürüş yapmak istedim. Çünkü çok soran vardı. Umarım siz de keyif aldıysanızdır. Eğer aldıysanız like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sizi eğlendirebildiysek, gezdirebildiysek motorla. Yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Motorlanın ve motorla gezin. Görüşürüz. Dikkat edin.